Sevgili TV8 izleyenleri, 8'de sağlık son hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz dahiliye ve fitoterapi uzmanı, uzman doktor Sayın Celalettin Peru bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş nasılsınız? Bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Hocam normalde bir dahiliye uzmanısınız. Ancak azospermi konusunda çok ciddi çalışmalarınız ve çok ciddi başarılarınız var. Bunları özellikle konuşmak istiyoruz sizlerle. Bir kez daha hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Hocam azospermi nedir? Mikrotese nedir? Evet. Azospermi erkeğin vermiş olduğu spermiyogram numune örneğinde bir tane dahi sperm hücresinin görülmemesi. Bunu birkaç defa üst üste sperm örneği vererek teyit ettiğimizde görmüyorsak artık azospermi olduğu katileşir. Arkasından genelde Türkiye'de, dünyada yaklaşım bu tür hastalarda yapılan birkaç değerlendirmeden sonra ameliyatla sperm aranması. Biz buraya mikrotese tekniği diyoruz. Testisten sperm ekstraksiyonu diye açıyoruz onu TESE kelimeleriyle. Mikrotese mikroskop altında tübülerin, oradan sperm alacak tübülerin kolayca şiş olan, şeffaf olan alanlardan ayıklanarak seçilmesi yöntemi. Evet. Peki hocam, ameliyatla sperm elde edilmesi öncesi nelere dikkat etmek lazım? Şimdi ameliyatla sperm elde edilmesi noktasında bir takım öngörü testlerine ihtiyaç var. Bunlardan bir tanesi hormon analizleri. Örneğin hormon analizleri FSH, LH gibi değerleri yüksek olan, testosteron ve E2 değerleri düşük olan hastalarda şans düşük. Testi küçük olan hasta şans düşük. Daha evvelden TESE geçirmiş bir hastada şans düşük. Bir takım kriterler daha var. Genetik analizler çok önemli. Örneğin karyotip dediğimiz erkeğin klasik kromozom kuruluşu, Klinefelter sendromu dediğimiz bir fazladan X sendromu var diyelim. Onlarda şans daha düşüktür. Bunlar daha nazik, daha özenli vakalardır. Onlarda daha iyi çalışma yapmak lazım. Doppler önemli. Doppler dediğimiz testisin ultrasonla incelenmesi. Hem önden hem arkadan bakılarak tıkanıklık var mı araştırılmalı. Başka patolojiler, tümör, kist vesaire bunlar ekarte edilmeli. Hasta optimalize edildiği zaman ameliyat alınmalı. Bizim bu konudaki iddiamız bu. Ama maalesef Türkiye'de olsun, dünyada olsun sperm testiste aranmalı, semen örneğinde bulunmuyorsa TESE ile bakılmalı anlayışı çok hakim. Biz özellikle bu anlayışı çok doğru bulmuyoruz. Hocam direkt ameliyat edilmesini niçin yanlış buluyorsunuz? Şimdi genellikle mesela yayınlarda, üzülerek söylüyorum hani bunlar ulusal veya uluslararası yayınlar, çok ciddi yüksek oranlar söyleniyor. Halbuki gerçek öyle değil. Hani hasta gerçeğine, hayatın gerçeğine baktığımızda çok düşük oranlarda başarı var. Öyle olmasa bu kadar hasta birikmez zaten. Biz özellikle TESE sonrası hastaların sorunlarının daha da arttığını gördük. Hem erkeklik fonksiyonları hem de spermin tekrardan geri kazanılma, üretilme şeyleri çok zor hale geliyor. Mesela testiste atrofi, küçülme daha da zor hale geliyor. Tıkanma daha da kolay hale geliyor. Bütün bunlar ameliyatın son çare olarak düşünülmesini gerektiren gerekçeler zaten. Ameliyatlara rağmen, defalarca ameliyatlara rağmen kök hücre yetmezliği olan vakalarda bir sürü başarılarımız oldu. Özellikle bu konu demek ki dünyanın gözünden kaçmış. Bir şekilde bizim klasik hipolu dediğimiz hipofizer yetmezliği vakalardan elde ettiğimiz tecrübeyle azol dediğimiz o FSH yüksek olan, daha zor olan bu vakalarda tecrübelerimizi özellikle sosyal medyadan ve bir takım yerlerden bunları paylaştık. Sizin sayenizde bir kere daha paylaşmış oluyorum bu şekilde. Güzel. Peki hocam, detaylı spermiyogram ile spermin öncülü hücre analizi yaparak neyi amaçlıyoruz? Kısaca faydalarını açıklayabilir miyiz? Bizim bu hastalardaki hareket mantığımız, ana mantığımız bu test. Biz ona DSA diyoruz, detaylı sperm analizi. Şimdi spermi üniversite talebesi kabul edin. Üniversite talebesi öncesi lise 4'ü okuruz değil mi? Evet. Ondan önce lise 3, lise 2, lise 1, orta 4, 3, 2, 1, ilkokul, anaokulu ve kök. İşte tersinden düşünün şimdi. Hiç kökü olmayan, tıptaki adıyla sadece sertol hücresi kalmış, en ufak germ adını verdiğimiz kök hücrenin olmadığı tablolar var. Bunların tamamı anaokulu, ilkokulu, ortaokulları, liseyi bitiriyorlar ve sonradan üniversiteye geçiyorlar. Biz bunu teker teker aşama aşama gösterip hastanın son evreye, yani spermin yaklaşacağı, gelişeceği son evreye hasta hazır mı değil mi takip ederek bir tür tıptaki adıyla progresif ilerleme indeksi analiziyle onu öngörüyoruz. Bu bizim hareket mantığımızdaki en temel ilke. Bunu öngören bir takım testler var aslında. Spermatit panelleri adı verilen, evet.
ama protein markerlarıyla ilerleyen testler. Fakat yaptığımız araştırma görerek, bizzat hücreyi görerek yapılan testlerin çok daha üstün olduğunu ve daha güvenilir olduğunu kanıtladığı için o testleri ben şahsen kendim istemiyorum. Hem daha pahalı hem de birazcık daha hem gereksiz ve yetersiz gibi görüyorum. Sonuçta hastalar izlendiğinde amacımız hastanın son evreye ne kadar yaklaştığını anlayabilmektir. Örneğin tamamen en dipte olan bir hastanın bulunduğu seviyeyi bu şekilde gördük ve tıkanıklıktan da iyice emin olduysak, çünkü tıkanıklık buna engel olacaktır. Evet. Eğer gerçekten açık bir semen örneğinde hastanın hem hormonları kötü hem de semenindeki hücre seviyesi çok geri ise bu hastada TESA yapılmasının bir anlamı yok demektir. Yani bizim için çok yol gösterici. Ama kriptoazospermi adını verdiğimiz sperme ramak kalmış, yani az önceki verdiğim temsilden lise 4 üniversite basamağı gibi son aşamadaysa bu vakalarda çok rahat bir şekilde biz yapılacak 3 aylık bir tedaviyle hemen sperm çıktığını defalarca gördük. Bir de OAT sendromu adını verdiğimiz sperm var ama sayıca az, hareket düşük ve morfolojisi, DNA'sı bozuk vakalar var. Onlar azospermiye çok benzerler. Detaysız bakıldığında bu kadar rahat sperm olan vakaların bile azospermi sanıldığı, çok detaysız ve özensiz bakıldığı spermiyogram örnekleriyle de karşılaştığımız vakalar var. Bir de onlar da sperm NASA var ama kalitesi düşük diye de TESA yapılma endikasyonu var. Halbuki esas mevzu benim buradaki söylemim doğru tedavi edilmesi ve hormonlarla sistemin aktive edilmesi. Çünkü sperm bazen TESA'da çıktığı halde hastanın işine yaramadığı da oluyor. Yani sayıca belki milyonlarca sperm elde edebilirsiniz ama aktive edilmediyse, DNA hasarı gidertilmediyse, genetiğine bakılmadıysa o sizin hiçbir şekilde işinize yaramayacak demektir. Peki hocam, nasıl tedavi ediyorsunuz da başlamak istiyorum öncelikle. Diyelim ki sperm çıkmadığı takdirde öncül hücre ile yapılan ROSI diye bilinen teknik hakkında biraz bilgi verebilir miyiz hocam? Şimdi ROSI, öncesi şeyi anlatayım. Normal spermin tüpteki adı ICSI. Intrastoplazmik sperm enjeksiyonu, ICSI. Bunun bir öncesi, az önceye sperm üniversite talebesi dedik ya, lise 4'teki hücrelerden yapılana, lise 4 ve lise 3 seviyesinde ise buna ELSI diyoruz. Elonge spermatit deniyor onlara. Bir gerisine de round spermatit. Lise 1, lise 2 seviyesine de yuvarlak ama kuyruğu olmayan hücreler. Yuvarlak olduğu zaman İngilizce'deki adı round, R-O-S-I, ROSI deniyor. Türkiye'de adı ROSI diye meşhur oldu. Fakat aslında gerçekte yapılan ELSI'dir. Bizim vakalarımızın hiçbiri ROSI'ye gitmedi. Yani bu konuda doğruyu söylemek adına bu kelimeleri, bu cümleleri kullanıyorum. ELSI eskiden yapılamıyordu. Fakat Tanaka'nın, Japonya'daki kadın doğumcu Tanaka Hoca'nın geliştirdiği piezo aktivasyon yöntemiyle yumurtanın aktive edilmesiyle ve seçilen iyi kaliteki elonge spermatitle bunlar başarılmış. Tanaka daha da gerisindeki daha az gelişmiş hücreyle de bunu başardı. Daha sonra işte ilk 14 hücrenin 2015'in aralığıydı sanırım yayınından sonra artık bu sayı yüzlerce bebeğe döndü. Biz Türkiye olarak kısa zamanda daha iyi tedaviler yaptım çünkü Japonya'da tedavi bilinmiyor. Biz ELSI ile bu konuda bilinmeyen o yolun önünü açmış olduk. Türkiye'de bu konuda artık pek çok merkezde elonge spermatitle, yani spermden önceki öncül hücreyle bu şekilde gebelikler elde edilebiliyor. Klasik sperme göre bunun şansı düşük iddiada bu. Evet doğru ama şöyle bir şey var. Özellikle hani kendimizi övmek için söylemiyorum. Bizim vakalarımızda gerçekten elonge spermatitin en üst seviyelerine, yani sperme çok ramak kalmış vakalara yaklaşmak çok mümkün. Hatta şunu söyleyeyim, şu son 3-4 aydır Ankara'da çalıştığımız merkeze gönderdiğim vakalarda biz sperm dışında hiçbir şey kullanmadık. Yani bütün vakalarımız kendiliğinden ameliyatsız doğal sperm çıkışı gösterdi. Sadece genetiği düzgün olan vakalarda ameliyat yapmak zorunda kaldık. Niye? Çünkü tıkanıklıkları vardı. Tıkanıklık olan vakada açmak zorundasın ve MESA yaptık. Yani TESA yapmadık. MESA, teste girmeden, testten sonraki epidim denen ana yoldan yapılan aspirasyon tekniği daha kolay bir şekilde sperm elde ettik ve bunların çoğunda gebelik elde ettik. Ki ben bunu Instagram'dan sürekli paylaşıyorum. Her Allah'ın günü bir gebelik haberi, bir sperm haberi. Yani aslında işin aslı, hastayı iyi evalüe edeceksiniz, iyi değerlendireceksiniz ve gayet güzel, düzgün ama sabırla hastanın son hedefe ne zaman yaklaştığını anlayan o öngörü testleriyle, özellikle bu detaylı öncül sperm hücre analiziyle bakacağız. Vakti zamanı geldi mi doğal çıktı. Ya çıkamadı,
O zaman bunu ne yapacağız? Elonge spermatit noktasında bir ihtimal olabilir diye uygun bir merkezde, ama hangi uygun merkez? İyi bir embriyolog, bunu bilen bir embriyolog ve o cihazın olduğu bir yerde. Yoksa her önüne gelen ben elzi yapıyorum dediğinde buna inanmak gerekecek. Çünkü bu iş gerçekten büyük bir tecrübe gerektiriyor. O yüzden de bu konuda altını çizmek istedim. Hocam özellikle azoospermi ve yeni yöntemlerle ilgili neler söylemek isterdiniz? Özellikle azoosperminin tedavisi konusunda bizim yürüttüğümüz bu çalışmaları yeni kuracağımız bir sistemle Türkiye'nin her tarafına özellikle yaymak istiyoruz. Yani bilgiyi, bu know-how'u yaymak istiyoruz. Örneğin düşünün, Kars'ta, Ağrı'da bir ürolog kalktı, bir hastaya TESE yaptı. Gene hani eski mantıkla bu yapıldı. Ama hasta sperm çıkmadı. Tanaka'nın geliştirdiği yöntemle usulüne uygun onlar dondurulduğu takdirde ve bu konuda merkez seçilecek bir yere gönderildiği takdirde hastalar için B planı olabilir. Yani elonge spermatitleri varsa bunlar denenebilir. Elonge spermatit veya round spermatitle denenecek kadar iyi kök hücresi yoksa bu hastalar yine kuracağımız bir sistemle uzaktan da olsa, mesela oradaki doktor arkadaşa, hekim arkadaşa yapacağımız, göstereceğimiz kılavuz tedaviyle hastaların tekrar ikinci bir şansı olabilir. Çünkü aslında aynen hipofizer hipogonadizm tedavisinde nasıl kolay olduysa, bizim bu testiküler hipogonadizm dediğimiz zor olan azoosperm vakalarının aslında tamamen aynı metotla tedavi edilebilir olduğunu gösterdik, başardık. Dolayısıyla burada bir artık yurt çapında olsun, dünya çapında olsun bir işbirliğine ihtiyaç var ve ülkenin sağlık politikasının da artık bu yardımcı üreme tekniklerinin geldiği bu noktada da hastalara yardımcı olması adına bir takım bazı engelleri kaldırması lazım. Çünkü azoospermik hastaların eşlerinin yumurtalarının daha erkenden toplanmasıyla ilgili bir kanunda mevzuatta düzenlemeye gidilmesini ben özellikle ihtiyaç olarak görüyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kıymetli bilgilerdi bunlar. Çok güzel bilgiler edindik. Sevgili 8'de sağlık izleyenleri, konuğumuz dahiliye ve fitoterapi uzmanı, uzman doktor Celalettin Peru'ydu. Ve kendisi bize azoosperm nedir, mikrotese nedir bunlardan bahsetti. Bizden ayrılmayın. Bizimle kalın.